Girmek istediğin saat gir, ben buradayım. Nasıl yani? İstediğin saat yap açılışı. Bugün ben de sen yap açılışı. Ben yapmam, yok ben yapmam. Bugün açılışlar senden, hep ben yaparım. Hadi. O zaman hiç açılış yapamayacağım. Evet dostlar, bugün çok özel bir gün. Bugün çok güzel bir gün. Çok özel bir gün. Çünkü tavuk dolma yapacağız. Tavuk dolma günü. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ekstradan sizlere göstermek istediğim... Bugüne kadar açık ara aldığım, açık ara bak bunu ciddi söyledim, açık ara aldığım en güzel hediye. Ne düşünün kesme tahtamız çok hakkında? Çok güzel. Ben bunu acırım kullanayım. Ben şey daha, ben daha ama orada. Ben bilirsiniz arkadaşlar zaten beni, mutfak şefiyim ve mutfak şeflerinin en büyük hastalığı bir bıçak da kesme tahtası olduğunu düşünmekteyim. Yani benim en azından öyledir. Bunu da hatırlarsanız bir tane videomuz vardı bizim hangi videoydu, çerçeveleri yaptıydı Macit bize? Yayın odasını yayın düzenledik odası videosu. Oradaki Macit Erduran kardeşime buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür edelim. O yaptı bana bu tahtayı. Çok güzel yaptı. Gerçekten, gerçekten buradan sizlerin huzurunda eline, emeğine, kollarına sağlık diyelim. Bu çok hoş bir detay. Aşağıdan onun da YouTube kanalı var. Bu tahtanın yapılışı A'dan Z'ye onun da YouTube kanalında var. İzleyebilirsiniz. Ben akşam izledim. Ben uyurken duydum sesleri. Evet. Sana da izleteceğim onu. Tamam. Onu da takip edebilirsiniz. Çok güzel işleri var. Çok güzel şeyler yapar. Instagram kanalını da, Instagram hesabını da, YouTube kanalını da aşağıya linklerde bulabilirsiniz. Buradan çok teşekkür edelim Macit kardeşime, Macit ustam. Videomuza başlıyoruz. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutma. Sen. Evet. Tavuk dolma yapımı başlasın. Evet. Eldiven. Bıçak. Nasıl bir tepki bekliyorsun? Hangi bıçak istiyorsun? Buradan bıçak, buradan. Gene beş para etmem. Oradan değil. Amanın. Özel gene videoda yok arkadaşlar. Özeli hangisini görürseniz bana seslenin. Önce bunu alalım. Bu bir. Bu da bugünün şanslı bıçağı olsun. Bunu burada aç bıraktım. Ben eldivenler giyerken de dök süzülsün mantarlar. Bu arada 22. Hatta Ocakbaşı sponsorluğunda videomuz. Onu da unutmayalım. Benim onu canım söyleyeyim. Hala daha ne çeker bileyim. Adana? Hayır. Ne? O da çok güzeldi. Hayır. Çerkez tavuğu. Çerkez tavuğu. Çok güzeldi ya. Benim de o Adana'yı çeker canım. Gidelim bir ara oturalım. Videosuz yiyelim. Böyle bu sefer hiç kafamı kaldırmadan direkt böyle gömülüp yemek yemek isterim sanki orada. Kaldırdın videoda kafanı. Kaldırmadım videoda, çok videoda konuşmak zorunda olduğum bana için çok kafamı kaldırdım. Bana bugün ne dediler bilir miyim? Ne? Maşallah eşiniz yeşili yemek yemeyi çok ben sever. Benim sever, evet doğrudur. Severim tabii. Yemek yemeyi sevmeyen var mı ya? Sen sevmen yemek yemeyi. Sen sevmen gerçi. Kime ne sordum ben? Bir tane şey isterim. Kime ne sordum ben? Tereyağı. Evet. Bugün tavuk dolmamızı ben ilk defa yapacağım bu arada. Ne? Peynir almayı unuttum. Var peynir. Bu arada sen benden daha iyi bilin galiba tavuk dolma yapımına. Evet. Nasıl olur böyle bir şey? Ben de anlamadım. Sen nasıl bu kadar hakimsin tavuk dolma işine, onu çözemedim ama hakimsin yani. Benden daha hakimsin tavuk ben dolma. Ben de bilmem nasıl oldu bu film. Tedirginim ama herhalde çok da şey olmaz. Ne yapacağız? Çok güzel olur. Olacak. Konuştum. Biz bu arada fırında yapacağız. Her zaman. Şeyi sağlıklı bir şekilde fırında yapabilirik. Biz sağlıklı kanal değilik ama. Gıdıklanmayan sorun da değil. Tam da ben de yiyeceğim yani. Sağlıklı kanal olmasına gerek yok yani. Tamam öyle bir şey. Tamam arada bir sağlıksız bir şeyler de yapmamız lazım. Nasıl mesela yani? Bu tavuk dolma Kıbrıs'ın medayı iftiharı şeftaliden sonra en çok yenilen, en çok bilinen, sevilen yemeklerden biri ve biz bunu usulünde değil, fırında yapıyorum. Ne, bu da usulü. Niçin usulü olmasın? İşte ne fark eder? Hayır, attın kendini. Ya fırına, fırına daha güzel olacak. İnan bana, güven sen hatununa. Dedik, bilmem. Kızartmayla fırında olan şey aynı değil. Buna ne koyacaktık? Mantar. Başka? Mantardan sonra da undan süt girecek. Tamam. Bunlar önce bir kavrulsun. Sen onlar kavrırken olur yağlı kağıt bence. Yani aynen öyle. İki tane deneyelim. Bir tane koydum alta. Alta, bir de üstte. Çok maliyet. Zaten bir tanesini kullanırız bebeğim günün sonunda.
Neyse çok kötü olmazsa. Evet arkadaşlar, kameramızın pili bitti. Bütün kayıt bittiği için tekrardan başladık. Zaten beşamel sosu ikinci kameradan siz gördünüz. Bu peynirleri koyduk keş keşe. İçine. Buna biraz daha süt koydum acaba? Evet, bütün kaydımız gittiği için biraz gerginlik var stüdyoda, gergin dakikalar. Biz yeni kamera almamız lazım bilingeyi. Alalım o zaman. Ver 30 bin de gidelim alalım. Almayalım, vazgeçtim. Evet, beşamelimiz hazır. Bu oldu. Evet, benim bir tadına bakmam lazım. Ne için? Bakmadın mı kaşıkla biraz önce? Bakmadım. Yalan söylüyorum. Anlamadım. Tadının ne olduğunu. Evet, beşamelimiz hazır. Oldu, bunu güzel tadı. Evet, çok güzel oldu. Bunu kızartacaksanız arkadaşlar, derin dondurucuda 1-2 saat bekletin. Ondan sonra paneleyin. Biz şimdi şey yapacağımız için, fırında yapacağımız için. Evet, Sarancı'yı getir hadi, koy bakayım. Başka dövmeyeyim. Dövme var, parçalanır. Kontrolsüz güç güç değildir. Hangisi? Ben yapayım bir iste. Hadi gel yap. Abi. Hı? Bu ne oldu? Hani da yetmeyici, fazla geleceğiydi. Evet dostlar, bu mükemmel lezzetlerden mahrum kalmayın. Pişince her şey güzel olacak. Fırınımız ısınınca, 180'e hazır olunca koyacağız. Evet dostlar. Çok sıcaktır ama biraz bekleyelim, soğusun. Evet dostlar. Biraz içinden çıktı yaptığımız sos ama kokusu çok güzel bence. Evet. Şimdi sıfırdan bir toparlayalım nasıl olduğunu. Tavuk parçalandı, sos çok cart curt derken. Kayıt gitti. Kayıt gitti. Diye. Gene başımıza gelmeyen kalmadı. Nasıl bir nazar varsa anlamadım ama bir nazar boncuğumuzu alırız yorumlara. Nazar boncuğu yuvarlak olduğu için böyle yaparım. Yani yanlış anlamayın beni. Belki sonuna kadar kimler izler bir görürük hem. Çünkü ben herkesin sonuna kadar izlemediğini bilirim. Şeylerden, analitiklerden. Çok kişi var atlayarak izleyen. Çok ayıp. Şimdi tavuğumuzu nasıl yaptık şefim? Tavuğu dövdük. Tavuğu yumruk yumruk dövdük. Göğsü aldık. Göğsü aldınız. İstersen sen bunu açarak yaptıydın, son yaptığını. Evet. Açtıydık. Evet. Kelebek şeklinde. Evet. Tavuğu, göğsü açtınız. Yağlı kağıt alta, üstte bir yağlı kağıt da ama bunu streç filmde ya da poşette yapsak daha iyi olacaktı. Söyledim. Ama bu kadarcığı da bizim. Doğru. Şey, bizim tavuk civciv olduğu için. Tavuk göğsünü büyük seçin. Bu bir numaralı olayımız. Tavuk göğsünü büyük seçin. Dövün güzelce. Sosun içine tereyağında mantarları güzelce kızartın. Un kızartın. Süt güzelce kıvamını gördüğünüz zaman şeyin içine koyup. Peynir de istiyorsanız içine. Peynir de koyabilirsiniz. Hadi. Ama biraz daha sıcaktır. Neyse tabaklarda soğusun.
İçi biraz boşalmış gibi görünebilir ama bence gayet iyi oldu dostlar. Nasıl? İçinden akar yani. Oldu ama nice. Tipi olmadı. Siz bunu dışarıda bilirsiniz bu arada. Siz böyle yapmayın ha. Sakın siz böyle yapmayın. Siz nasıl yapın? Tavuğun içine beşameli sardıktan sonra güzelce streçe sarın ve dipiri zaten. Derin dondurucuya. En az 2 saat kalsın orada. Sonra kızgın yağ, yağı iyice kızartın. Ayçiçek yağı, zeytinyağında yapmayın. Güzelce kızartıp içine bırakın ya da böyle teller var şimdi yeni. Bu arada yağ iyice fokurdayacak. Evet. Isınacak, öyle atacaksınız içine. Tavuğu ne kadar ince açtığınıza bağlı olmakla birlikte 5-6 dakikada olacaktır. Vay, çok güzel oldu. Bence çok, evet, bence çok güzel oldu yani. Kayıt gitti, kamera durdu. Ona rağmen videoyu çıkardık. Çok güzel oldu. Durup yapar mıyım bir daha? Bence yaparım. Ben yapmam. Zor da değil aşkım. Kolay yani. Kolay? Kolay tabii. Ne bileyim? Ne yaptı? O da zor değil, evet. 4 kaşık un yok. 3 kaşık un. Süt, tereyağı. Bu. Sütü ne kadar koyduk? Göz kararı. Yani 3 kaşık un, 3 yemek kaşığı un. 2 tane kültür mantarı olacak kadar. 2 ya da 3 kültür mantarı. Siz normal konserve mantarı da kullanabilirsiniz. Oldu da bitti maşallah. Valla ben beşameli öyle vuru vuru da yerim ha. Bir şey sorabilir misin ha? Zaten yedim. Ama siz görmeyeceksiniz galiba. Çünkü kaydın bazı. Kayıt gitti. Olabilir mi? Biz satın aldığımızda bu kadar yaparlar. Onu hangi tavuğun göğsünden yaparlar bu kadar? Acaba iki tane tavuk göğsü birleştirilir? Bizde Kıbrıs'ta evet. Bu boydadır şeyler. Tavuk. Dolmalar. Dolmalar çağırdığımızda tavuk dolma bu boydadır. Yani onu nasıl yaparlar? Dediğin gibi muhtemelen. İki tane tavuğu birleştirmen lazım o kadar büyük yapabilmek için. Başka onun dışında başka türlü yapılmaz yani. Dediğim gibi videoyu bir paylaşın bakalım nasıl bir tepki alacak. Çok merak ederim paylaşıldığında nasıl bir algoritma nasıl değişecek. Bizim videolar çok paylaşılma oranı düşük olduğu için büyüyemiyor olabiliriz. Yeni öğrendim bunu. Paylaşılınca bir video algoritma algılar der ki bu video paylaşıldı ve öne çıkarır. YouTube'da da paylaşıldı, şeyde de Instagram'da da. O zaman ne yapıyoruz? El birliğiyle paylaşıyoruz. Her izleyen WhatsApp'tan 2-3 kişiye gönderse oldu da bitti mi maşallah. Benim aklım hala da var bir tavuk dolmalarda. Yavaşça. 20 dakika sonra dermiş ya ben doydum sanırım. Ne düşünün Kıbrıs'ın yemeği olarak tavuk dolmayı? Çok güzel. Ben daha 1 sene 1,5 sene önce öğrendim ha. Kıbrıs'ın olduğunu tavuk dolmanı sevmediğim için, çok aramadığım için. Sen tavuk dolma sevmen? Yani aramam. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Gerçi ben de içindeki... Sen lahmacun, lahmacun nasıl seven? Ben de tavuk dolma o tarz. Çok böyle şey... Ben zaten tavuk dolmanı sadece içini çok severim. Beşameli yani. Zaten sen tavuk dolmayı nasıl seven? İşte kızartma olan bir şey. İçini severim. İçini nasıl seven? Tereyağı, un, süt. Severim. Ne için ben şeyim, uzaylıyım, ben sevemem. Sadece genel olarak yemeği tercih etmem. Anda arada bir yerim. Ben seni tanıdığım günden beri kızartmadan uzak tutmaya çalışın kendini. Evet, çünkü sağlıklı değil. Evet, o da doğru. Sağlıksızdır ama sevebileceğini düşünmediydim. İçini de dışını da. Hatta ben sana ilk geçen ay but kesme tahtası mevzusu falan olmadan önce dediydim ya sana. Tavuk dolma yapalım. Ben onu sana söylerken çok korktuydum. Ben yemem, ben istemem falan diyeceğim diye. Tavuk dolma yenmez mi ya? Nasıl yani? Özellikle kreması. Ben ne bilmem ben. Şaşırdın, en sevmem. Evet. Ben sevmem. Ne sevmem demeyeyim lan. Yani sen beşameli sevmen. Beşameli severim. Ya ben ama... beşameli ekmeğe sürüp yiyebilirim. O derece çok severim. Beşamel sosunu. Evet. Ben olsa da olur benim için, olmasa da olur. Yani ben kremalı şeyleri, beşameli şeyleri çok severim. Durup da ben tavuk dolma, bugün aşerdim tavuk dolma, tavuk dolma yemem lazım demem yani. Zaten benden ne zaman duydun, o canım tavuk dolma çekti diye. Değen var ama. Ya o değen olabilir. Değen var, severler. Tanırım. Tavuk dolma, ben bugün tavuk dolma çok çekti canım. Uzun zamandır yemeği tavuk dolma değen çok tanıdığım var benim. Ben Kıbrıs'ın olduğunu yeni öğrenmem peki. O da? 11 senelik ahçı olarak, eski ahçı. Bu videonun konusu kesme tahtası, başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi aşağıdan Macit kardeşin de YouTube kanalına ve Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Onu da takip edin. Çok güzel işler yapar. Çok güzel işler çıkarır. O da Kıbrıs'ta tanıdığım sayılı YouTuber'lardan biri. Gerçi bir onu tanırım ben. Bir de biz seni tanırız. Biz seni, bir de onu tanırız.
Uzun zamandır... El istemem, ellerin hep beli, beleli. Beleli. Bu arada yorumlarınızı okuyoruz. Çok yakında istediğiniz gibi uzun videolar gelecek. Sizleri sıkmadan videoyu uzatmanın yollarını ararak arkadaşlar. Çünkü böyle durup saçma sapan muhabbetleri edip videoyu uzatabilirik. Ama öyle bir şey yapmak istemeyip dolu dolu size 25, 30, 40 dakikalar geçirmek istedik. Ama pek de mümkün değil evin içinde çektiğimiz videolar. Evin içi için demedim. O kadar uzun olsun. Bu videoya 500 like gelirse eğer 8000 abonede çekiyorum. Kendi başına kararlar alır. 10.000 de çekelim. Bence 8.000 de ideal. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Alıştı artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Nasıl kapalı olsaydı şeyim? Kapalıydı söylemesin zaten. Ama açık. Hep unudum. Hep unudurum. Onun için senin yani... Ben de unudurum.